Kör Noktada adlı film çalışmalarını Almanya'da sürdüren Ayşe Polat'ın filmi. Film Almanya yapımı fakat çekimleri Türkiye'de gerçekleştirilmiş ve tamamıyla bizden bir film. Hikaye Güneydoğu Anadolu'da belgesel filmi çekimi yapan Alman ekiple derin devlete çalışan bir adam, adamın karısı ve 7 yaşındaki küçük kız çocukları arasında bağlantı kuruyor. Hikaye ilginç değil mi? Gerçekten de ilginç. Belgesel film ekibi, oğlu kaybolmuş ve onu bir türlü bulamayan bir annenin köyünde çekim yapıyor. Bu anne oğlu için her yıl bir ritüel düzenliyor. Peki aileye baktığımızda ne görüyoruz? Ailede baba ruhsal savrulmalar yaşıyor. Belli ki deninlerde bir vicdan azabı var, rahatsızlıkları var. Küçük kız ise hayali biriyle ruhsal etkileşim içerisinde. Aslında onu görüyor gibi. Çok ilginç bir hikaye. Ayşe Polat bu yapbozun parçalarını sana çok ilginç biçimde sunuyor hem kameraların gerçekliğiyle gerçeği sadece gerçeği algılıyorsun ama diğer tarafta da onun arka planında ruhsal olarak rahatsız oluyorsun. Bayağı huzursuz çıkıyorsun filmden. Aslında mesele derin karanlık devletin icraatları ile ilgili. Kör noktada bu ülkede yaşayan hepimizin rahatsız olduğu ve devletin kat kat suçları ve günahlarıyla örtülü ağır bir atmosferi yansıtıyor. Bu konuda bazı filmler seyrettik. Ama sinema biliyorsun ki aynı hikayeleri farklı biçimlerle sunduğu zaman daha etkili olabiliyor. Ayşe Palat'ın filmi 2024'ün eminim ki en etkili filmlerinden biri olacak ve üzerinde çok konuşulacak. Hikayeden son derece rahatsız olacaksın. Film bittiğinde ise kendini kötü hissederek çıkman ihtimal dahilinde. Ama şunu bil ki sinema olarak son derece keyif alacağım bir anlatım diline sahip. Bizim Ayşe Polat gibi yönetmenlerin çekeceği filmlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu arada şunun altını kalınca çizmek gerekiyor ki hiçbir ayrım yapmadan söylüyorum. Ayşe Polat tüm oyuncularını çok çok iyi yönetmiş. Hepsi üzerinde kalıcı etkiler bırakıyor. Bu ve benzeri filmlere ilgi duyuyorsan kanalıma abone olmayı unutma.